Herkese merhaba, ben Alper Topkaya. Bu videoda size 2022 yılı için yatırım öngörümüzden ve bu doğrultuda seçtiğimiz hisse senetlerinden bahsedeceğim. 2022 yılında yüksek enflasyon temasının devam edeceğini öngörüyoruz ve nispeten ılımlı, istikrarlı döviz kurları ve ılımlı büyüme sonucunda endeksin iyi bir getiri potansiyeli sunduğunu düşünüyoruz. Buradaki getiri beklentimiz yaklaşık %30 yukarı bir beklentimiz var. Fakat volatilitenin devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle son 2 aydır volatilite bildiğiniz gibi oldukça artmış durumda. Biz piyasanın oturmasının bir 2 ay daha devam edeceğini düşünüyoruz. Sonrasında sabırlı olarak hem alım tarafında hem de satım tarafında hem sabırlı hem de soğukkanlı olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz 2022 yılı için genellikle yurt dışında iş yapan, ihracat yapan veya yurt dışında belli bir varlığı olan, orada fabrikası olan veya yurt içinde döviz fiyatlandırması yapabilen şirketlerin açıkçası daha karlı olabileceğini ve bunun da hisse performansına yansıyabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Garanti Bankası haricinde seçtiğim tüm hisseler aslında döviz geliri çok yüksek olan hisse senetleri. İlk hisse senedimizden bahsetmek gerekirse Garanti Bankası hisseyi açıkçası 3 temel nedenden dolayı beğeniyoruz. Bir tanesi düşük kaldıraç oranı sayesinde yüksek büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve bu düşük kaldıraç sayesinde de düşük kaldıraçlara rağmen şirketin uzun süredir sermaye getirisi rakiplerine göre yüksek ve biz bunun 2022 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan şirketin 6,6 milyarlık bir serbest karşılık tamponuna sahip ve bu da aşağı yukarı piyasa değerinin %13,4'üne denk geliyor. Bu da buna karşılık takipteki alacaklarının %45'ine denk geliyor. Yani burada batık bir kredi olması durumunda banka içerisinde karlılığın çok hızlı bir volatil bir yapıya dönüşmeyeceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra BBVA'nın hatırlayacağınız gibi bir gönüllü alım başvurusu vardı SPK'ya. Buradan da onay çıkması durumunda 12 yıllık bir fiyatla BBVA şirkette geri alım uygulayacak. Bunun da tabii endekste olası düşüşler için bir koruyuculuk taşıyacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de bankacılık sektöründe en beğendiğimiz şirket Garanti Bankası. Burada %29'luk bir yükseliş potansiyeli söz konusu. Hedef fiyatımız ise 15-20. İkinci hisse senedimiz Enka İnşaat. Enka İnşaat'ı niçin çok beğeniyoruz? Açıkçası 5 milyarlık hemen nakde dönüştürebilir bir portföye sahip. Bu da şirketin piyasa değerinin %80'ine denk geliyor. Bu da tabii ki düşüşlerde şirketi oldukça koruyucu kılıyor. Bunun yanı sıra dövizin yukarı gitmesi durumunda da şirketin bu döviz yükselişinden yararlanabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir olası durumda. Diğer taraftan şirketin Rusya'da varlıkları var. Gayrimenkulleri var. Burada otel ve AVM'lerden döviz cinsinde getiri elde ediyor ve TL cinsine çevirdiğimiz zaman TL'nin devalüasyonunu hesaba katarsak tabii buradaki karlılığın 2021 senesine göre 2022 senesinde daha fazla artacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan taahhüt tarafına bakarsak burada da özellikle altyapı projelerinin biraz daha hızlanmasıyla beraber Enka'nın burada potansiyel iş alabilme şansını düşünürsek 2022 yılında burada gelir tarafının hızlı bir şekilde büyüyebileceğini ve marjları da yansıyacak şekilde net karlılığın hızlı bir şekilde artabileceğini düşünüyoruz. Üçüncü hissemiz Arçelik. Arçelik bilindiği gibi hani dünyada Türk markası olarak hem belli bir pazar payı kapmış hem de bilinirliği yüksek bir şirket. Şirketin gelirlerinin çoğunun da döviz cinsinden olması ve TL'nin devalüasyonu sayesinde karlılığının da artıyor olması ve bu artan karlılığını da satın almayla beraber daha da büyüme yönünde kullanıyor olması şirkette sevdiğimiz unsurlar. Şirket 2021 yılında %59 büyümesine karşın 2022 bu yılında %66 daha büyüyecek. Bu da karlılığı da yansıyacak. Özellikle 2021 yılında artan emtia fiyatları yüzünden karlılıktan bir miktar ödün vermek zorundaydı. Fakat yurt dışı piyasalarda fiyat güncellemesi yaparak fabrik marjını %11,6'ya, net kar marjında 5,6'ya çekecek ve 2022 yılında 6 milyar TL'lik bir net kar açıklamasını bekliyoruz. Şirket için hedef fiyatımız %71. Bu da aşağı yukarı %38'lik bir yükseliş potansiyeline denk geliyor. Arçelik sevdiğim şirketler arasında yer alıyor. Şişecam da aslında Arçelik'e çok benzer bir hikayesi var. Onun da satışların çok büyük bir kısmı yurt dışında ve gelirlerinin %70'i aşağı yukarı döviz cinsinde ki yurt içinde de dövize yakın bir fiyatlama yapabiliyor şirket. Hem pazar lideri olması hem de entegre üretim tesisi olması nedeniyle cam alanında.
şirketin birçok avantajı bulunuyor. Diğer taraftan şirketin ciddi bir miktarda döviz uzun pozisyonu var. Bu sayede kurun devalüasyon olması durumunda şirketin net karını ciddi bir şekilde artırabileceğini düşünüyoruz. Açıkçası şirket bu sene %49 büyüdükten sonra 2022 yılında %121 büyüyecek ki bunun yaklaşık organik taraftaki büyüme %100, inorganik tarafta Amerika'da yaptığı satın alımla beraber aşağı yukarı 8 milyar TL'lik bir ciro katkısı olacağını düşünüyoruz ve toplamda %121'lik bir büyüme söz konusu. Burada Wafak karının 15 milyar, net karı ise 11 milyara çıkmasını bekliyoruz. Hisse için hedef fiyatımız 23 TL, şu anki fiyatına göre de %56'lık bir yükseliş potansiyeli sunuyor. Koç Holding açıkçası tek bir sektör veya tek bir şirket riski almak istemeyenler için en iyi şirket olduğunu düşünüyoruz. Holding çatısı altında zaten çok değerli şirketler var. Tofaş, Ford Otosan, Arçelik ve Tüpraş gibi. Bu şirketler ya ihracat yapıyor ya da yurt içi piyasada döviz fiyatlandırması ile ürünlerini satabiliyor. Şirketin sadece hani döviz açısından fiyatlama yapamayacak tek şirketi Yapı Kredi Bankası ki 2022 yılında Yapı Kredi Bankası'nın iyi bir karlılık açıklayacağını düşünüyoruz. Genel olarak şirket içinde bulundurduğu hisselere göre, şirketlere göre %30 iskontolu işlem görüyor. Bu da şirketin getir potansiyelini yukarı çekiyor açıkçası. 2022 yılında 2021 yılına göre %40 civarında bir kar büyümesi bekliyoruz şirketten. Hedef fiyatımız 43 TL ve yükseliş potansiyeli %31 olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer hissemiz Kordsa. Kordsa açıkçası sınırlı bir Türkiye riskine sahip. Sadece satışlarının %5'i Türkiye tarafında ve burada Türkiye'de olası bir makro şoka karşın şirketin satışlarının etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Kordsa için önemli olan iki tane temel unsur var. Bir tanesi otomotiv sektöründeki toplam talep, ikincisi havacılık sektöründeki toplam talep. Biz çip krizinin 2022 yılında özellikle ikinci yarısından itibaren aşılacağını düşünüyoruz. Bu da otomotiv sektörüne olumlu yansıyacaktır. Pandeminin de bitmesiyle beraber veya pandeminin endemine dönüşmesiyle beraber açıkçası havacılık sektöründe talebin artacağını düşünüyoruz. Bu şirketin iki iş kolunda bir anda zıplamasına neden olacak ve şirket bu sayede satışlarını ciddi bir miktarda artırabilecek. Zaten şirketin satışlarının çok ciddi bir miktarda döviz cinsinden olduğu için 2021 yılında %72 büyümesine karşın 2022 yılında %73 daha büyüyecek üzerine ve net karını 2020 yılında 153 milyon olan net karını neredeyse 7 katına çıkartacak ve 1 milyar 50 milyon kar edecek. Şirket için yükseliş potansiyelimiz %32 civarında. Şirketi beğenmeye devam ediyoruz ve yatırımcılarımıza öneriyoruz. Bir diğer hissemiz Kardemir. Kardemir açıkçası çok güçlü bir 2021 yılı geçirdi. Buradaki temel unsur ürün fiyatlarıyla ham madde fiyatları arasındaki makasın iyice açılması ve bu sayede şirketin karlılık marjının artıyor olmasıydı. 2020 yılında %16 civarında Wafak marjı olan şirket 2021 yılında %31'i çıkardı. Biz bu kar marjının 2022 yılında bir miktar azalacağını düşünüyoruz. Fakat bu senenin son çeyreği ve önümüzdeki yani 2022 yılının son çeyreğinde, ilk çeyreğinde şirketin güçlü trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket zaten net borç durumundan net nakit durumuna da geçti. Bu yüzden de şirket oldukça korumalı ve defansif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Zaten gelirlerinin çoğunun döviz cinsinden olduğunu düşünürsek açıkçası kur şoklarına karşı da bizi korumuş oluyor. Buradaki hedef fiyatımız 16 TL, %27'lik bir yükseliş potansiyeli söz konusu Kardemir'de. Bir diğer isimimiz Türk Hava Yolları. Açıkçası pandeminin bitmesiyle beraber veya endemiye dönüşmesiyle beraber ki nitekim vaka sayıları neredeyse son bir ayda 4 katına çıkmasına rağmen ölüm rakamları az çok düşüş göstermeye başladı. Bu da ölüm oranlarının düştüğünü açıkçası bize karşımıza çıkartıyor. Diğer taraftan İngiltere mesela ülkeye girişte zorunlu olan PCR testini kaldırmış durumda. Şu anda yurt dışı raporlarına göre pandeminin endemiye dönüşmesi yani bir influenza gribine dönüşmesi gibi bir bakış açısı söz konusu. Açıkçası böyle bir durumda Türk Hava Yolları havacılık sektöründe en çok beğendiğimiz şirket. Şirketin hem döviz cinsi gelirleri ki gelirlerin neredeyse %90'dan fazlası döviz cinsinden, buna karşı maliyetleri neredeyse %25'i TL cinsinden. Bu yüzden de 2021 yılında ciddi bir şekilde değer kaybeden TL sayesinde şirketin maliyetleri kontrol altına alınabildi. Diğer taraftan personel tarafında zaten TL cinsinde de bir indirim olmuştu. Böyle bakacak olursak şirketin maliyetleri çok ciddi bir şekilde kontrol altına alınmış durumda. Bu da tabii karlılığa yansıyor.
Biz 2021 yılında Türk Hava Yolları'nın %107, son 2 sene %74 büyüyeceğini düşünüyoruz ve net karın da 10 milyar civarında olacağını düşünüyoruz bu yıl için. Bu da tabii ki 3,5 fiyat bölü kazanç şu anki piyasa değerine göre gibi çok ucuz bir çarpandan işlem görmesine neden oluyor Türk Hava Yolları'nın. Buradaki hedef fiyatımız 40 TL ve yükseliş potansiyelini %49 olarak görüyoruz. Kervan Gıda açıkçası BIST evreninde yer alan büyüme potansiyeli en yüksek şirketlerden bir tanesi. Gıda sektöründe yer alıyor bildiğiniz gibi ve satışlarının %75'ini yurt dışına yapıyor ve yurt dışına daha da büyüyebilmek adına geçen sene Polonya'da bir şirket aldı Kervan Gıda. Ve buradaki satışlarını da artırarak yurt dışı payını daha da artırmayı istiyor. Bu sene açıkçası son 2 çeyrekte biraz büyüme tarafında yatırımcıları yeteri kadar tatmin etmemişti ki bu da fiyatlara yansımıştı, hisse fiyatına yansımıştı. Fakat biz Kervan Gıda'da 4. çeyrek itibariyle bu büyümenin tekrardan eski yoluna gireceğini düşünüyoruz ve 2022 yılında da bu büyümenin hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket 2021 yılında satın almanın etkisiyle %93 büyüyecek gibi bir tahminimiz var. Ki bu yüksek büyümeye karşın 2022'de de bu büyüme devam edecek. Zor oranı başaracak şirket. Bunu karlılığını da yansıtacak gibi gözüküyor şirket ve kar marjını da artıracak. Bu bağlamda VOFÖK karı 330 milyon TL'den 610 milyon TL gibi neredeyse %90'a varan bir büyümeye denk geliyor bu. Ve net karda da 250 milyon TL'den 402 milyon TL'ye çıkaracak. Burada yükseliş potansiyeli %69 gibi en beğendiğimiz hisseler arasında en çok yükseliş beklediğimiz şirket Kervan Gıda gibi gözüküyor. Hedef fiyatımız ise 21 TL. Son hissemiz Alkin Kimya. Alkin Kimya bir kapasite artışı söz konusu sodyum sülfat tarafında ve şirketin satışların çok büyük bir kısmı döviz cinsinden. Buna karşın maliyetlerinin %60'ı TL cinsinden. Bu da zayıf TL ortamında şirketin güçlü kar açıklamasını sağlıyor. Şirketin finansallarına bakacak olursak 2021 yılında 220 milyon VAFEK açıklayan şirketin gelecek sene 460 milyon gibi hani EBITDA'sını daha doğrusu VAFEK'ini %109 artıracak şekilde güçlü bir performans sergilemesini bekliyoruz. Kapasite artışında tabii burada bir katkısı var. İşte kur devalüasyonunda burada ciddi bir katkısı var. Ve tüm bunların bağlamında şirket için hedef fiyatımızı 25,38 TL olarak görüyoruz. Bu da %40'lık bir yükseliş potansiyeline tekabül ediyor. Bizim anlatacağımız ve en beğendiğimiz hisseler bu kadar. Sizlere iyi günler dilerim.